Arkadaşlar merhaba. Arabayı görmeye gidiyorum. Şimdi şöyle konuyu bilmeyen arkadaşlar olabilir. Biraz şöyle sohbet edelim. Ben de Peugeot'u görmeye gidiyorum. Başıma geleni anlatayım bilmeyenler için. Ama öncesinde kanalıma abone olursanız mutlu olurum arkadaşlar. Zaten benim başımdan dert eksik olmuyor. Araba konusunda ustalardan çok çekiyorum. Eğlenceli videolarla karşılaşırsınız. Şimdi konuyu baştan alayım ben size. Bilmeyen arkadaşlar olabilir. Hiç kanalı takip etmeyenler bu videoyu ilk defa izleyecekler olur. Arabamı motor yapsın diye bir ustaya verdim arkadaşlar. Şimdi motor yaptırmak ne kadar? 20 bin liraysa bu usta bana 15 bin lira dedi. O arada çok kişinin daha arabasını yapacağım diye almış ucuza. Tabii sen de ucuz görünce abi diyor işte ben paraya ihtiyacım var. O yüzden el işçiliğimi çok düşük tutuyorum. Ivır zıvır ucuz etin yahnisine kaçtık anlayacağınız. Bunu arabayı yaptırmak için verdiğimde arkadaşlar arabayla kaza yaptı. Sonra arabam nerede, arabam nerede, arabam nerede? Aylarca peşinden koştum 3 ay boyunca. En son artık bağırış çağırış arabayı bir yere terk etmiş. Kaçmış gitmiş. Arabayı bulduğumda tamponu, marş dinaması, aküsü, ondan sonra teybin de içinden sökmüş. Sökebildiği ne varsa sökmüş ve tüymüş gitmiş. Ayrıca arabaya conta yaktırmış. Motoru da yapmamış. Böyle böyle şeyler terk etmiş gitmiş. Ha şanz şeyi de baskı baltayı da bitirmiş. Anlayacağınız arabayı biraz hırpalamış. Hepsini baştan ben yaptırmak zorunda kaldım. Tekrardan şanzımana 12 bin lira para verdim. İşte faturaları var. Daha sonra şimdi motor yapılıyor 10-15 gündür. Onu da herhalde artık bitmek üzeredir. Ona bir bakayım arabanın motoruna da. Kapak aldık. Kapak satmış benim arabanın kapağını satmış. Peugeot'un kapağını da satmış benim arabamın. Üst kapak var ya silindir kapağı. Onu da satmış. Onu da aldık. 12 bin lira kapağa para verdim. 12 de şanzımana verdim. 24. Daha motora vereceğiz artık. Ne kadar vereceksek. Nereden baksan bir 20 lira da motora veririz. Yani 50 bin liraya yakın bana şeyi çıktı. Ha şöyle şu an usta hiç yok. Telefonunu kapamış. Mernis'te ev adresi yok. Ev adresine gitmeye kalksan. Yani usta tüymüş kaçmış arkadaşlar. 5 kişinin arabası hiç yok. Adamlara git mahkemeye ver beni demiş. Arabanızı vermiyorum demiş. Mahkemeye verin demiş ve tüymüş gitmiş. Ne yapıyorsun lan sen? Arabayı sallaya sallaya gidiyor öndeki kangocu. Ben savcılığa verdim. Direkt savcılığa şikayette bulundum. Çünkü arabadan malzemeleri çalmış. Artı arabanın bagajından uyuşturucu malzemeleri çıktı arkadaşlar. Ve arabayla ne yaptığını, nereye gittiğini bilmiyorum. Benim bu sorumluluğu alamam ben bu sorumluluğu. O yüzden şikayetçi oldum arkadaşlar kendisinden. Şimdi de arkadaşıma, usta arkadaşım var bak otomobile bakmıyor. Rica minnet bıraktı otomobil işini. Hep transit bakıyordu. Rica minnet ona motor yaptırıyorum Orhan'a. Parasıyla yapıyor tabii. Rica minnet derken bedavaya yapmıyor. Şimdi ona doğru gidiyorum arkadaşlar. Şöyle eve geçiyorum. Arabaya yolumun üstü olduğu için arabaya da bir bakayım son durumu nedir. Böyle bir ustaya denk geldik. Piyasayı vurup kaçtı. Milletin arabasını parçaladı, sattı. Benim arabamdan kapak, akü, marş dinaması, ondan sonra tampon. Tamponu aldık çünkü ben hatırlıyorum. Ki artı benim arabamla kaza yaptı. Tamponu kırdı. Tamponu aldık. Parasını da ben verdim. Borcum olsun abi dedi. Böyle de bir enayiyim. Enayiliğime de doymayıp kendim götürdüm, tamponu verdim. Verdiğim tampon da satmış. Öyle bir şerefsize denk geldik arkadaşlar. Şu an o it hiçbir yerde yok. Dün beni polis aradı. İşte biz bunu dedi nasıl bulacağız? Elinde bir adres falan var mı senin dedi. Benim dedim yok, ben ustanın evine gidecek halim yok. Ben de telefondan başka, bir de dükkanının adresinden başka bir şey yok. Dükkan dedi tüymüş gitmiş, dükkanı kapatmışlar dedi. Yani kira bile şey yapmamışlar. Abi bir hafta 10 gün, bir ay işimiz var. Ondan sonra şey adama iki kat para vermişler dükkan sahibine peşin önden. İşte bir ay içinde toplayabildikleri tüm arabaları toplamışlar, soymuşlar, soymuş, tüymüş gitmiş.
Yani dikkat edin arkadaşlar, başıma gelmez demeyin, geliyor. Yani düşünün artık başıma geleni. Şimdi gidelim Peugeot'a bir bakalım arkadaşlar. Parçalarını satmış ya, böyle bir şey var mı? Araba, müşterinin arabasının parasını da verdik ha. Neyse, yargının yapacağı bir şey yok. Yargı şey yapmıyor. Yapacak hiçbir şeyim yok. Elimde yapabilir yani gidip dövsen dövülmez. Yok, piyasada yok. Öldürsen değmez. Artık Allah'a havale ediyoruz yani, yapacak bir şey yok. Neyse, gideyim ben şimdi şeye, sanayiye arkadaşlar. Peugeot'u bir görelim. Size de video çekeyim Peugeot'un son halini. Orada görüşürüz. Evet, geldik arkadaşlar. Araba nerede? Arabayı görüyorum. Aha, orada. Şurada yapılıyor araba da. Bak la, şunu falan da değiştirmiş la. Şunu da almış la şeyi. Bu ne la? O şey la, kapan. Motor bu halde. Conta geldi mi? Yok, almaya gidemedim la. De yok. La şunu yap da bir kurtulayım Orhan'la. O ne, o senin mi? Benim la, taktım. He. Hırsız la. Trigger'e bak. Allah'tan motor yaptılar. İt oğlu it. Allah Allah. Tampon yok. Tampon yok. Tampon bir şey yok amınım. Zaten hiçbir şey yok. Akü yok. Akü yok. Marş dinaması yok. Kapak yok. Yeni izleyen arkadaşlar için bakın, şey de yok, teyp de yok. Her şeyini sökmüş, kaçmış şerefsiz. Böyle birine denk geldik işte arkadaşlar. Arabayı şey yaptığımız arabayı, şu kirepasa bak arabadaki. Hayatını kaydırmış arabanın. Pislik içinde, esrar içmiş, uyuşturucu içmiş arabanın içinde. Teybini sökmüş. Flaş belleğini unutmuş lan bu burada. Flaş bellek unutmuş. Bakayım içinden ne çıkacak lan bu flaşın. Bir bakayım. Ta torpidoya bir şey koymuş mu? Yok. Torpidoda bir şey yok. Kapı işlerine falan bir şey koymuş mu lan? Bak şunları da sökmüş. Bak bunlar da alınacak. Camı odunla tutturmuş. Bu yaptırılacak. Gördünüz mü arkadaşlar? Arabanın başına geleni camı odunla tutturmuş şerefsiz. Neyse, kilitli. Şu flaşa bir bakayım bakalım, içinden flaş çıktı. Ne flaşıymış bu? Evet, durum böyle arkadaşlar işte. Arabayı da gösteriyorum. İşte. Araba bu. Tamponsuz mamponsuz duruyor. Kapak da burada. Kapak aldık yeni. Ben gidiyorum Orhan'la. Eve gidiyorum, hastayım la. Hani benim kapak nerede? O da mı çalındı la? Üstüne çıkan kapağı şey yok. Milim falan her şeyi aldın. Üstüne çıkan kapağı burada diye. Evet arkadaşlar, işte durum bu. Arabayı soydu. Sovana çevirdi. Böyle bir şeye çattık. Anlayacağınız. Benden size tavsiye, kimseye arabanızı ustaya şey yapmayın arkadaşlar. Dolandırıcı
olma olasılığı var bu ustaların. Terk edilmiş. Şey yapmayın ya, ucuz etin yahnisine de kaçmayın. Bak kapak aldık. 12 bin lira kapak. 12 bin lira şanzımancıya verdim. 24 bin lira. Akü aldım. Marş dinaması aldım. Tampon alacağız daha. Nereden baksan 2-2,5'ta tampon tutar. Belki 3 tutar. Ne etti size arkadaşlar? 30 bin lira. Nereden baksan 20-25'te şimdi yeniden motor yaptırmaya vereceğiz. 55 bin liraya mal oldu bana. Bir boşluğumuz diyelim. Çıkacakmış bu para bizden. Yapacak bir şey yok. Allah belasını versin. Savcılığa ben gerekli şikayetimi yaptım zaten. Hırsızlık, dolandırıcılık. Güveni kötüye kullanma, mala zarar verme. Ivır zıvır da. Bu ülkede tabi suçluya bir şey olmadığını o usta da biliyor. Tonla şikayet var aklında. Bir ben değilim ki. Zaten olsa bir ay içinde adamın aklında 20'den fazla şikayet gelmiş arkadaşlar. Adamın birisi katalizörü arızalıymış. Bunun dükkanına geliyor. Adama diyor abi ben yaparım katalizörü diyor. Arıza da yokmuş herhalde, bilmiyorum ne olduğunu. Adamı katalizörünü sökmüş arkadaşlar. Düşünün işte ya şerefsizliği. Yani müşterinin böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse arkadaşlar, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir araba videosunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.